Ermenek maden faciası deyince oğlum yüzme de bilmezdi. Suyun içinde ne yaptı sorusu mıh gibi hafızalarımızda. Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe sormuştu o soruyu. Baba Recep Gökçe de gitti mi benim oğlan şimdi saklamayın diye sormuş. Yitirdiği evladının cenazesine bir çift yırtık lastik pabuçla katılmış yüreğimizi dağlamıştı. O kareyle hafızalara kazınan Recep Gökçe koronavirüse yeniktir. Oğlum yüzmeyi bilmezdi ya, suyun içinde ne yaptı? Varımızı yoğumuzu hemen o tamam ediverdi. Onların evlat acısı Türkiye'yi yaktı. Ermeneğin Ayşe teyzesi koca dünyada bir başına kaldı. Yok efendim, yok, param yok. Param olsa ben bu ayakkabılarla gezer miyim milletin içinde? 6 yıl önceydi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki faciada madende mahsur kalanlardan biri de Tezcan Gökçe'ydi. Yetme dedim. Ben kendine yetme dedim. Yediğim baba burada avara ne uğrayacaksın dedi. Sen bilirsin oğlum dedim. Bize bir haber geldi. Böyle böyle ah. Dünya yıkıldı dedik. Yok gitme dedim ben ona ya. İllakin zorla gitme dedim. Gökçe çifti evlatlarını o maden faciasında kaybetti. Yaşlı adamın cenazede giydiği yırtık kara lastikler hafızalarda yer etti. Elin kadar ben alamadım, elin kadar ben giyemedim mi? Param yok alamadım. Bu görüntüyle yürekleri sızlatan 81 yaşındaki Recep amca bir hafta önce rahatsızlandı. Koronavirüse yakalanmıştı. En son ayakkabıyı ayağına ne zaman aldın? Orayı pek hatırlayamayacağım. İdare ediyoruz. Bu kez evladıyla değil, kendi ölümüyle üzdü Türkiye'yi. Cenazesi toprağa verilirken eşi Ayşe Gökçe evinin merdivenlerinde acısıyla, gözyaşlarıyla bir başınaydı.